Herkese selamlar arkadaşlar. Pik programlama dersine hoş geldiniz. Bu derste Boole'un ifadelerinden bahsedeceğiz. Boole'un ifadeleri doğruluk ifadeleri olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Nedir doğruluk ifadeleri? İçerisinde 1 veya 0 olan, yani lojik anlamda, dijital mantık anlamında true false olmak üzere, doğru yanlış olmak üzere iki farklı değer alabilen ifadelerdir. Bu ifadelerin sonucuna göre biz mantıksal olarak bir takım koşul bağlaçlarını çalıştırabiliriz. Bunun için arkadaşlar yine sayısal ifadeleri kullanacağız. X diye bir değişken tanımlayacağım. Int x eşittir 5 diyelim. Sonra iki tane değişken daha tanımlayacağım. Bunlar da doğruluk ifadelerini tutacak içerisinde arkadaşlar. İlk olarak diyeceğiz ki a eşittir x büyüktür 10. X 10'dan büyükse içerisinde bir değer tutacak. Değilse de bir değer tutacak. Bu 1 veya 0. En fazla 2 değer alıyordu bildiğiniz gibi. Buna da x küçüktür 10 diyeceğiz. Sonra arkadaşlar if yapısını kullanacağız bugün. Diyeceğiz ki if a eşit 0 ise, a'nın değeri 0'a eşitse bir tane blok açalım. Bunun içerisindeki işlemleri yapsın. Yazdırsın ki printf yine parantez açıyoruz. Tırnak işareti koyacağız. Ne diyelim? X 10'dan küçüktür desin. Buna neden böyle dedik? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Bir diğer if ifadesi ise arkadaşlar b ile alakalı olsun. Yeterli v diyoruz. B eşittir 0 olursa arkadaşlar bu sefer x 10'dan küçüktür değil büyüktür olacak. Bunu böyle değiştirelim. Büyüktür olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. İki tane if bloğu meydana getirdik. Şimdi bunun anlamı ne? X diye bir değişken tanımladık. 5'e eşittir dedik. Doğruluk ifadelerini tutan a ve b olmak üzere iki tane daha ayrı değişken yaptık. A eşittir x büyüktür 10 diyoruz arkadaşlar. Eğer x büyüktür 10 doğru ise bu ifade, bu şart doğru ise arkadaşlar 1 olacak. Değilse 0 olacak. Aynı şekilde x 10'dan küçükse b 1 olacak. Değilse 0 olacak. Yani a ve b'nin aynı anda aynı değerleri taşıması imkansız. Bir tanesi 0 ise bir tanesi 1. Bir tanesi 1 ise bir tanesi 0 oluyor arkadaşlar. Şimdi aşağıda bu doğruluk değerlerini sınayacağız. Bool değerlerini. Eğer a 0 ise, a eşit 0 ise arkadaşlar, karşılaştırma operatörünü bildiğiniz gibi printf diyoruz. X 10'dan küçüktür diye yazdırsın. Eğer b 0 eşitse printf diyerek x 10'dan büyüktür diye yazdırsın. Şimdi bunu çalışma olarak bir sınayalım. Önce build ediyoruz. Doğru mu yanlış mı bir görelim. Evet, herhangi bir hata vermiyor. Compile ediyoruz şimdi. Derliyor. Bir arada ben Proteus ekranına gideyim. Simülasyonu durduruyoruz. Dosyayı içeri almam lazım. Evet, main hex olmak üzere ICD türünde hex dosyasını içeri alıyorum. Şimdi play tuşuna basarak arkadaşlar çalıştırıyoruz. Debug ekranından Virtual Sanal Terminal diyor. Ve arkadaşlar x 10'dan küçüktür dedi. Buraya gelelim. Demek ki arkadaşlar a eşittir 0 doğruluğu buradaki işlemi gerçekleştirmiş. Yani x 10'dan büyük değilmiş. Zaten burada da ifade olarak belirtilmiş arkadaşlar. Böylelikle bool değerlerini de tanımış olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersteki if else yapılarını anlayabilmek için önemli bir basamaktı. Eğer bool'un değerlerini anlayabilirsek zaten bütün koşul yapılarıyla alakalı sorunları çözmüş olacağız. Çünkü eğer koşul yapısının içerisindeki bool değeri sağlanıyorsa onu gerçekleştirecek. Yoksa bırakacak arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.